Doktor Ahmet Murat Yıldırım 1967'de Gemlik Bursa'da doğmuştur. Makine mühendisliği, lisans ve yüksek lisans öğreniminin ardından Uludağ Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayan Yıldırım, 1988 yılında Türkiye'nin en genç akademisyeni olarak Balıkesir Üniversitesi'ne katılmıştır. Aynı yıl bilimsel önderlik dalında dünyanın en başarılı 10 genci ödülünü almıştır. Asistan profesör olarak 10 yıl boyunca enerji anabilim dalında çalışan ve 50'nin üzerinde bilimsel yayına sahip olan Yıldırım, 1998 yılında Ford Otosan Ürün Geliştirme Departmanı'na uzman olarak katılmıştır. 2002 yılında ARGE Direktörü ve 2007 yılında ARGE Müdürü olarak tanınan Yıldırım, Türkiye'nin ilk rekabet öncesi stratejik işbirliği projesi olan yerli yakıt pili bileşenlerinin yerli imkanlarla geliştirilmesi ve prototip üretiminin gerçekleştirilmesi, 8. Teknoloji Ödülü ve Avrupa Çevre Ödülleri'ne sahip Ford hibrit elektrikli araç geliştirilmesi başta olmak üzere birçok ARGE projesi yürütmüştür. 2009 yılında TÜPRAŞ'a ARGE müdürü olarak atanan Yıldırım, bu süre zarfında TÜPRAŞ'taki görevlerine paralel olarak Koç Holding bünyesinde Teknoloji ve İnovasyon Kurulu Başkanı olarak da görev yapmıştır. International Conference of Energy and Automotive Technologies, ICAT konferanslarının kurucusu başkanı olan Yıldırım, 2015 Nisan ayından beri Borusan Teknoloji Geliştirme ve ARGE AŞ'nin genel müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk sahibidir. Şimdi Sayın Doktor Ahmet Murat Yıldırım'ı sahneye davet ediyorum. Arkadaşlar bana benziyor mu? Hayır. Çok yaşlandım. Evet, bu benim herhalde 9 ya da 10 yaşındayken görüntüm. Şimdi öncelikle burada sizin gibi genç arkadaşlarla beraber olduğum için çok memnunum. Zeynep Hanım'ın davetinde çok heyecanlanmıştım ama şimdi daha heyecanlıyım. Çok fazla canavar gibi ve zeki olarak korkuyorsunuz. Çok fazla silkelemeyi zor sormayın, olur mu? Şimdi kısaca çocukluktan bu yana doğru nasıl bir hayat çizgim oldu ve teknolojik anlamda hangi adımlarla bu hayat çizgisinde haşır neşir oldum, ilgilendim, neler yapabildim. Onlarla ilgili size kısaca bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Daha çok istediğim sizin sorularınıza cevap verecek zamanım olabilmesi. Benim ailem, şurada gördüğünüz benim, o zaman sürekli öpülesi bir çocuktum. Şimdi bu hale geldim. İlkokul yıllarında daima sınıf başkanı olmam lazımdı. Onu özel olarak şu kısmı açıp fotoğrafta çıkmasını sağlamıştım, hiç unutmuyorum. Bu da ilkokul öğretmenim. Çok şey borçlu oldum Ferdiye Hocam. Ben de hemen gördüğünüz gibi yanında oturuyorum. Şunu söylemek istedim. Benim çocukluğumda herhalde 75-76 senesiydi. Şu anda sizin hayatınızda olan televizyon, bilgisayar, İnternet, DVD, CD, oyunlar, laptoplar, iPad'ler, iPhone'lar. İnanın buna hiçbirisi yoktu. Ben sizlere yakın yaşlardayken bizim yaptığımız şey sokakta fidye oynamak, çelik çomak oynamak, bulabiliyorsak top oynamak ve işte kovalanmaç, saklanmaç gibi oyunlar oynamaktı. Akşam eve döndüğümüzde, derslerimizi bitirdiğimizde yapacak fazla bir şeyimiz yoktu. O zaman Einstein'ın burada ifade ettiği gibi hayal kurardık. Uzun uzun akşamları ne yapabiliriz, hayat nasıl olur, bizi nasıl bir hayat bekliyor, işte bir kahraman olmak ya da bir şeyleri icat etmek, bir şeyler yapmak gibi hayal kurmakla ciddi vakit harcardık. Ben hep uzaya gitmek istedim. Uzayda bir şeyler yapmak istedim. Bunun için gerçekten
çalışıyordum, çok kitap okuyordum. Hatta o kadar abarttım ki burada olduğu gibi. Ailem ilk defa belki istemeden bunu kısıtlamak zorunda kaldı ve çok üzüldüm. Ama o zamandan öğrendiğim bir şey vardı. Bir şey gerçekten istiyorsanız mutlaka bir çaresini bulursunuz. Ben de okumanın çaresini buldum. Yorgan altında fener. Bir de tabii dışarıya ışık sızmasaydı daha iyi olacaktı ama çabuk yakalandım. Şimdi o dönemlerde dediğim gibi en yakın yardımcımız bizim kitaplardı ve başarılı olmuş insanlar benim için çok önemliydi. Örneğin Kopernik, bilmiyorum ismini hiç duydunuz mu, Kepler, Isaac Newton, Galileo. Bu insanların yaşamını okumak, neler yapmışlar, hangi alanlarda çalışmışlar ve ne tür sıkıntılar çekmişler. Bunları gözleme imkanım olmuştu. Ve orada öğrendiğim şeylerden bir tanesi uzayla ilgili bilgilerin dışında hayatın aslında doğruya doğru giden tek bir yol olmadığını, bu insanların yaşamları içerisinde doğruları anlatırken ne kadar karmaşık, ne kadar sıkıntılı yollar içerisinde hayatlarını belirli bir noktaya getirdiklerini öğrenmiştim. Bu bana hayata hazırlanmada iyi bir şeyler yapanların zaman zaman destek aldı ama genelde hep başarının birilerine ve bir şeylere rağmen olduğunu da öğretti. Çünkü eğer vaktiniz olur şöyle bir bakarsanız internette gerçekten doğruyu söyledikleri için başına gelmeyen insanlardan bazıları. Zaman içerisinde Bursa Erkek Lisesi'nde yatılı hayatım, arkadan üniversiteden mutlu mühendisliği eğitimi, master ve araştırma görevliliği, gençlik yıllarında daha çok bilime uğraşabilmek için üniversite yolculuğunda hayatım değişti. O dönem içerisinde biraz daha teknolojiye yaklaştığımı düşünüyorum. Okuduğum insanlar içerisinde her ne kadar televizyon, bilgisayar bir miktar ortaya çıkmış olsa da okumak isteği hiçbir zaman hayatımdan gitmedi. Ve Einstein gibi, Tesla gibi, Edison gibi, Leonardo gibi insanların hayat hikayelerini okuyup onların neler yaptığını bakmak, bilimsel metotları nasıl kullandıklarını, nasıl sonuca gittiklerini, bunu nasıl kabul ettirmek için uğraştıklarını gözlemek benim için oldukça ilginç olmuştu. Ve o dönemlerde öğrendiğim şeylerden bir tanesi de şuydu. Hayat hakikaten Ara Güler Usta'nın dediği gibi size verilmiş boş bir film ve içini siz bilmiyor olacaksınız. Daha sonra doktora yıllarım başladı ve öğretim üyeliği aynı zamanda. İstanbul Teknik Üniversitesi ağırlıklı olmak üzere. Bilmiyorum derslerinizde var mı? Computational Fluid Dynamics denen şu anda işte matematik modellemenin esaslarını oluşturan, dijitalleştirmenin esaslarını oluşturan bir teori üzerinde çalıştım. Önemli bir çalışma oldu o dönem için. MIT'de kabul gören bir tez oldu. Ve bazı ilkler de hayatıma girdi. Örneğin makine mühendisliğinde doktora alan en genç insan olduğum YÖK tarafından belirlendi. En genç ana bilim dalı başkanı seçilmiştim. Ve bu çalışmaların sonrasında özellikle doktora tezinde önemli bir atılımı birlikte hocamla beraber yapma şansım oldu. Benzinli ve dizel motorlar içerisinde dışarıya emisyon olarak atılan emisyonların %7'lik bir rakamını o zamana kadar hesaplanamıyordu. Bunu hesaplayıp bunu giderecek yöntemleri geliştiren bir doktora tezi vermek bana nasip oldu, öyle söyleyeyim. Gerçekten çok çalışılması gereken bir yapıydı. Ve o doktora teziyle biraz önce genç arkadaşım da söyledi. Uluslararası alanda hem Türkiye'de genç bilim önderi olarak ödüllendirildi. O dönemlerde biraz daha işin teknolojik tarafından çıkıp felsefi tarafıyla ilgili kitaplar okumak benim için önceliklendirilmişti. İşte Farabi gibi işin felsefesini anlatanlar da Büyük İskender gibi bunu hayata uygulayanlar ve bunların birbirleriyle nasıl meç ettiği, nasıl örtüştüğü, yolculukta bu öğrendikleri nasıl kullandığıyla ilgili hep arayışlar içerisinde oldum. Tabii geldiğim noktada şunu söylemem lazım. Benim hayat çizgimi hep önce hayal etmek, sonra hedef belirlemek, sonra bu hedefi nasıl gideceğimle ilgili araştırmalar yapmak, plan yapmak ve hedefe yürümekle, harekete geçmekle ilgili oldu. Bu her konuda böyle oldu. Özel hayatım dışında.
Ve dönüp buna baktığımda aslında resim fotoğrafını koymadım ama en önemli rehberlerinden birinin de Kemal Atatürk olduğunu gördüm ve bunun yaşamı içerisinde birçok resmini gösterdiğim önemli insanın bütün süzülmüş bilgilerinin onda toplandığını ve onun başarılı uygulamalarında onda olduğunu gözleme şansım oldu. Daha sonra daha yaşlandığım yıllar ve Portokosan yıllarım başladı. Burada da bir takım ilkleri yapma imkanı yakaladım. Onları çok hızlı geçeyim. Örnek vermem gerekirse, Türkiye'de beyaz kağıttan tasarlanan, tamamen Türk mühendislerinde tasarlanan ilk dizel motorunun tasarımı ve onun büyük bir kamyonda uygulaması ve arkasından teknoloji büyük ödülünün kazanılması ilk projelerinden bir tanesiydi. Bunun dışında bu yaptığımız çalışmayla beraber o dönem Avrupa Birliği'ndeki ARGE fonlarında o dönem için 2012 yılının gelişmiş Euro 6 motoru olacak motorun tasarımında çalışma imkanını kazanmıştım ve Avrupa Birliği'nin desteklediği ilk ve tek Türk ya da Türk otomotiv firması olarak da çok önemli bir rol oynamıştık. Orada gerçekten çok şeyler öğrendik. Avrupa'daki dostlarımız neler yapıyor, partnerlerimiz neler yapıyor ve nasıl mücadele edebiliriz anlamında ciddi bir tecrübe oluştu. Daha sonra yine Portokosan'da bugün yollarda gördüğünüz Connect'in bütün dizaynında ciddi çalışma yapma ve lead etme şansım oldu. Ve bu Connect ilk defa otomobilin vatanı Amerika'ya satılan ve oraya ihraç edilen bir otomobil olarak tarihe geçti. Bu da ilklerden bir tanesiydi Portokosan'da yaptığımız. Ve bu tabii basın ayağında da oldukça ilgi çekti o dönemlerde. Bir miktarda meşhur olduğunu söyleyebilirim. Portokosan'ın kısa ve orta vade hazırlıklarından sonra geleceğe hazırlamamız gerektiği konusunda ciddi anlamda çalışmalar yapma şansım oldu. Bunlardan bir tanesi de tek biridir. O zaman fon bulmak çok zordu. Birçok önemli şirketi bir araya toplayıp rekabet öncesi işbirliği çerçevesinde önce yakıt pillerinin bipolar plakalarını, daha sonra yakıt pilinin kendisini yaptık. Nedir bu yakıt pili? Hiç bilen duyan oldu mu? Fuel cell kavramını. Şöyle ifade edeyim, benim yaşlarıma geldiğinizde artık petrol hayatımızda son derece marjinal bir hale gelecek. Belki askeri araçlarda kullanılan bir yapı gelecek. Ya güneşten enerji alacaksınız ya hidrojenden. Hidrojeni yakıt olarak kullanmamız için mutlaka yakıt pillerini biliyor olmanız ve kullanıyor olmanız lazım. Bu konuya ilgisi çekenlerin mutlaka araştırmasını tavsiye ederim. Çünkü geleceğin enerjisi hidrojen enerjisidir. Onu hiç unutmayın. Bunun dışında bugün çok gündemde olan hibrit araçlar ve elektrikli araçlarla ilgili, o zaman sanıyorum 2002 yıldaydı, ilk çalışmalarımıza başlamıştık ve burada gördüğünüz Otosan'ın transit aracını ilk defa hibrit hale getirdik. Daha sonra bunun ikinci versiyonunu yaptık çünkü ilk versiyonumuzda, şuradaki resimlerde görebilirsiniz, aracın arkasında bataryalar tamamen yüklüydü. Yani tek incingini çok iyi yapamamıştık ama araç performansıyla gayet iyiydi. İkinci versiyonda packaging'ini de tamamladık ve dışarıdan ve içeriden bakıldığında hibrit ya da elektrikli araç olduğu hiç belli olmayan bir araç, ticari bir araç modeli olarak bunu da geliştirmesini tamamlamış olduk. Bu arada şunu sormak isterim. Bu araçlarla, otomobillerle ilgisi olanlar vardır içinizde. Hibrit araçlar, full elektrikli araç arasındaki farkı bilen, araştıran var mı? Öğrenme ve test etme şansım oldu. Kim vardı derseniz bu grubun içerisinde, işte bugün herhalde hepinizin duyacağı Ford, Tofaş, Türk Traktör, Otopar, Arçelik, Türkbaş, Koç Sistem gibi şirketlerin oluşturduğu bir havuzda teknolojiyi çalışmak, onlara yönlendirme yapabilecek bir takım yetkinliklerde bulmak gerçekten çok öğretici bir benim için, çok iyi bir fırsattı. Bu 2006 yılında başkan seçildiğindeki resmim. Bu da 2014'te sanırım, 15'te bıraktığımda oldukça ilerlediğimiz bir yapı oldu ve Koç Holding sanıyorum şu anda Türkiye'de ARGE faaliyetlerinin tek başına %10'unu gerçekleştiren bir yapı haline geldi. Konferanslar çok önemli.
bilgi çok önemli. Çünkü ben hep şuna inanırım. Bir insanın bir şeyi çok bilmesi önemlidir. Ama önemli olan o bilgiyi kullanmasıdır. Daha önemli olan. O bilgiden bir şeyler yaratmasıdır. Bundan da daha yüce olanı o bilgiyi paylaşmasıdır. Bu görüşle yola çıkarak bütün akademiden olsun, mühendislik camiasından ve ilgili şirketlerden olsun, rakipler de dahil olmak üzere bir konferanslar serisi yürüttük. Yaklaşık herhalde 2000 ile 2014 arasında 8 tane yapıldı bundan, her 2 yılda bir. Ve burada çok önemli insanları çağırıp, hayat nereye gidiyor, teknoloji nereye gidiyor, rakiplere yakalayabilmek için neler yapmalıyız, bunları tartışma fırsatlarımız oldu. Ve 2015 yılında yaklaşık 2,5 sene evvel kadar da Borsan Holding'e geçtim. Aslında amacım biraz ara vermekti ama işte bir şeyler yapabileceğimi deyip o heyecanı yakaladığım bir ortam oluştuğu için Borsan'da 2,5 yıl önce göreve başladım. 2,5 yıllık süre içerisinde dijitalleşme, Endüstri 4.0 gibi ve tasarım gibi çok önemli alanlarda ciddi çalışmalarımız oldu. Bunların ayrıntılarını anlatmayacağım ama sorarsanız bir şeyler söylerim. Ve malzeme geliştirme. Şunu da söylemek isterim size gençken ve böyle bulmuşken. Şu anda dünyada en çok değişen şey malzeme. Yani bizim bildiğimiz demir, bakır, alüminyum gibi 100 yıldır, 200 yıldır hayatımızda olan hatta çelik gibi malzemelerin tamamını bir 10 yıl, 15 yıl sonra hiçbirinin hayatımızda olmadığını göreceksiniz. Hayatınıza titanyum girecek, hayatınıza manyezyum girecek, hayatınıza kompozitler girecek, karbon nanotüpler girecek. O nedenle bu değişim, her zaman şöyle bir şey vardır, değişim zamanlarında rakiplerinizi yakalama ya da öne geçme için en güzel açık alanlardır ve fırsatlardır. Bilim anlamında bir şeyler yapmak veya mühendislik anlamında bir şeyler yapmak isterseniz, malzemeyi iyi gözlemenizi ve önemsemenizi tavsiye ederim. Ve Borsan Holding'de sanıyorum önümüzdeki yıl içerisinde 7 tane farklı alanda Ar-Ge merkezini kurgulamış olacağız. Şu anda şu 4 tanesini tamamladık. Bu yıl bu 3 tanesini tamamlayacağız. Önemli bir yapı, önemli bir holding Borsan Holding. Çağdaş anlamda Türkiye'nin ihtiyacı olan bir holding. Mutlaka takip ediyorsunuz. O nedenle geleceği hazırlanmasında da bence çok önemli. Tabii çok sayıda farklı çalışmalarımız oldu. Ama size vermek istediğim bir mesaj var. Benim çocukluğumda bunlar yoktu. Ve hayal kurarak, bir şeyleri takip ederek, bir şeyleri belki tırmalayarak bu hayat çizgisi içerisinde bir şeyler yapmaya ve katma değer yaratmaya çalıştım. Ama bunların hepsi sizin yaşamınızda şu an elinizde mevcut. Bana göre baktığınızda hiçbir mazeretiniz yok. O nedenle sizi bekleyen dünya çok farklı bir dünya olacak. İşte otonom araçlar olacak hayatınızda. Tamamen her şeyin robotla yapıldığı Endüstri 4.0 sistemi hayatınıza geçecek. Bunları 10-15 yıl sonra ciddi anlamda göreceksiniz. Akıllı evler, akıllı ilaçlar, akıllı organlar hayatınıza girecek. Ama bunlar da yetmeyecek. Sizin çalışacağınız ve önünüzde rekabetçi olmanız için, öne geçmeniz için çok sayıda alan var. Bunlardan bazılarını buraya almaya çalıştım. Data security'den başlayın, programlanabilir malzemelere kadar çok ciddi bir dönüşüm var dünyada. Bu dönüşümü yakalayabilmenin tek yolu teknolojiyi yakalayabilmekten geçer. O nedenle ciddi bir sorumluluğunuz da olduğunu düşünüyorum. Bu işler zor mudur? Zordur. Herkes arkanızdan iyi bir şey yaptığınız için destek mi olur? Hayır. Ama yılmamanız lazım. Muhammed'e kalırsınız. O diyor ki, şampiyonlar salonlarda antrenman yaparak çıkmaz. Şampiyonlar içlerinde tutku, hayal ve amaç olan insanlardan çıkar. Ben buna inanıyorum. Umuyorum siz de bu yolda devam edersiniz. Bu soruyu bir daha hatırlatmak istiyorum. Gerçekten hayal edin. Hedef belirleyin. Bunu büyük, uzun vadeli hayaller, orta vadeli hayaller, kısa vadeli hayaller ve hedefler olarak seçebilirsiniz. Ve mutlaka bunları elde etmek için bir şeyler yapın, çalışın. Çünkü ustanın söylediği gibi ya filminizi siz kendiniz dolduracaksınız ya birileri sizin adınıza, sizin hayat filminizi çekecekler. Ama bana sorarsanız geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır. Ben bunu tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum.
Şimdi soru şöyle, Borusan içerisinde biliyorsun otomobil üreten ya da tasarlayan bir şirket yok. Sadece satış yapan dışarıdan bir şirket var. Biz yerli otomobilin içerisindeyiz ama ana film olarak değil, alt iklimci olarak. Örneğin o otomobilin bazı yedek parçaları, çelik aksamları Borusan tarafından karşılanıyor olacak. Sizce ilk yerli otomobillerin yakıtları dizel şey mi olur, elektrikli mi, tam elektrikli mi olur, yoksa benzinli mi olur? Sizce hangi yakıtlaşan şey? Şimdi o nasıl bir şey tasarlanacak bunu bilmiyorum ama benim bunca tecrübemden sonra ciddi bir önerim var. Şimdi dikkat ederseniz benzinli veya motorinle çalışan araçlarla ilgili siz benzin istasyonuna gidiyorsunuz, birkaç dakika içerisinde aracınızı dolduruyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz. 1000 kilometre, 1200 kilometre gidiyorsunuz. Ve o benzin istasyonları sadece Türkiye için söyleyeyim, yaklaşık yatırımı 2 trilyon dolar civarında. Şimdi eğer tamamen full elektrikli bir araç yaparsak, bütün bunların yerine elektrikli şarj istasyonlarının olduğu bir altyapı yapmak zorundayız. Öyle değil mi? Çünkü insanlar çabuk şarj etsin ve hemen basıp gideyim ve hiç durmasını isteyecekler. Şimdi bu çok büyük bir yatırım. Bunun bir geçiş dönemi olması lazım. Bunun geçiş dönemi içinde mutlaka hibrit olması lazım diye düşünüyorum. Yani hem içten yanmalı motorun, benzinli ya da dizel motorun olduğu, hem de yanında elektrik motorun olduğu, bir ortak yapının, hibrit yapının olduğu araçlarla biz bir 10-15 yıl daha devam etmek durumundayız diye düşünüyorum. Çünkü diğerinin altyapısı çok ciddi bir altyapı. Onu hemen değiştirmek imkansız. Bu uyumu da sağlamak lazım. Şimdi Euro 4 motorları hakkında şunu düşünüyorum. Euro 4 bildiğin gibi sen sorduğuna göre biliyorsun diye düşünüyorum. Emisyon seviyesidir. Avrupa Birliği'nin araçlarda tanıdığı bir emisyon seviyesidir. İşte hidrokarbonlar, azot oksitler, partikül maddeler ne seviyede olacak diye. Bunlar belirli seviyelerde olduğunda o Euro 4 olarak tanımlanır. Oldukça çevreci olduğunu düşünüyorum fakat geçmişte kaldığını da düşünüyorum. Çünkü şu anda ülkemizde Euro 5 araçlar zorunlu hale geldi. Tahmin ediyorum 2019'dan sonra da Euro 6 araçlar zorunlu hale gelecek. Yani zero emisyona doğru, sıfır emisyona doğru araç regülasyonları bizi zorlayacak. Çok daha fazla gence ihtiyaç var. Beyin göç tarafı mı düşünüyorsunuz? Türkiye'de birçok kişi çıkıyor ama beyin göç tarafı yabancı ülkeye gittikten sonra bir daha Türkiye'ye dönmeyeceklerini... Çok haksız bulmuyorum. Keşke burada kalsalar, o ortamlar burada yaratılsa ama hayat bir tane, öyle görüyoruz ve kısa. Ve insanlar kendi potansiyelleri içerisinde belirli bir noktaya gelmek istiyorlar, bir şey başarmak istiyorlar. Eminim burada deniyorlar, bulabilenler kalıyor. Bulamayanlar o ortamda işte, bunlar test merkezleri olabilir, teknolojik bir takım altyapılar olabilir, çok eğitimli farklı hocalar, eğitmenler olabilir. Nerede buluyorsa oraya gidiyor ve o bölümündeki olan şeyi gerçekleştirmeye çalışıyor. Çok arkadaşım var yurt dışında, üniversitelerde yaşayan, hepsinin bölümünde geri dönmek vardır. Ama yapmak istedikleri ile imkanlar nerede, ortamlar nerede diye bir muhasebe yaptıklarında hep ertelerler bunu. Umuyorum ertelenmeyecek bir seviyeye Türkiye hızla gelir. Şu anda dünyanın teknolojik gelişimi sizce iyi bir yöne mi gidiyor yoksa gelecek, kendi geleceğe mi öneriyor? Şimdi yapay zeka var mı bunun içinde? Her şey. Şimdi şöyle söyleyeyim, her türlü gelişme ya da elinizdeki her türlü varlık sizin nasıl kullandığınıza bağlı. Yani gözleriniz ve elleriniz var, kitap da okuyabilirsiniz, PlayStation'da oynayabilirsiniz. Onu nasıl kullandığınıza bağlı. Bütün teknolojik gelişmeler geliştirilir ama insanlar bunu yönlendirirler kullanarak. Örneğin
tıptaki gelişmelerde eğer bir ilaç çok az hücreye zerk edildiğinde kanserli hücreye gidip buluyor ve 12 dakikada tedavi ediyorsa teknoloji muhteşem bir şey. Ama koyunu klonlayalım diye yola çıktığınız zaman bir takım farklı işlere girdiğiniz zaman orada sıkıntılar yaratılabilir. Sıkıntı oluşabilecek şeylerden bir tanesi de yapay zekadır. Bunun kullanımının geliştirilmesinin mutlaka devam etmesi ama kullanım alanlarının bir sınırlandırılmasında ben de yarar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı yurt dışı denemelerim veya gözlemlerim oldu yapay zekanın geldiği noktayla ilgili. Yani hakikaten ürkütücü bir duruma doğru gidiyor. Siz Bursa'da Ford'da çalışırken hiç aldınız hani Bursa BMW ile Mini ile de çalışıyor ya Mini. Evet. Hiç oralara gitme gibi bir fikriniz oldu mu? Yani ben Ford'da çalışıyorum ama yani BMW ve Mini ile gidersem orada da bir faaliyetim olur mu? Şimdi şöyle, Ford'da çalışırken en çok gayret gösterdiğimiz şeylerden bir tanesi, dediğim gibi Ford çok büyük bir global dünya. Orada zaten Ar-Ge faaliyetlerinde 3000, 4000, 5000 kişi çalışıyor. Ama ben onu kendi ülkemde, kendi şirketimde yapmak istiyorum. Bu çok önemli bir gayret ve sabır seneleriydi. Onu yakalayabilmek çok önemliydi. Ama BMW gibi firmalarda Türkiye'deki gibi bir üretim merkezi olmadığı için, üretimi olmayan yerde bu işin Ar-Ge'si ve geliştirmesi de zaten olmayacağı için böyle bir hayal kurmadım. Ama şimdi BMW'ye binmekten memnunum. Hocam şikayetçiyim çok zorluyor beni. Gerçekten mi? Peki kendinize iyi sınır koydunuz. Nasıl? Kendinize iyi sınır koydunuz. Kendime sınır koymamaya çalıştım ama hep sınırlarla karşılaştım. Yani burada yapılan şeyler hep aferin, çok kitap okuyor, çok çalışıyor, bir şey yapsın, hadi bize destekleyin diye olmadı. Hiç de öyle olmayacak. Şimdi Atatürk'ün bir lafı vardır. Der ki ben bir hedef koyarım. Sonra da o hedefin gerçekleşmesini engelleyecek olan şeyleri ortadan kaldırırım ve hedefe gerçekten ulaşmış olurum. Ben biraz bunu kopya çektim. Ben teşekkür ederim. Harika bir ortam.